Yaz ayı, Haziran ayı biraz bereketli geçti biliyorsunuz. Yağmurun bol olduğu, hatta çok bol olduğu bir ay oldu. Yavaş yavaş bir haftada güneşi görmeye, kuraklık değil de güneşin yansımalarını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında herhalde toplantı yaptıydık, orman yangınları mücadele. Bugün de o toplantımızı yaptık. İnşallah özellikle Çamlık, Akdağ ormanları bölgesinde tedbirlerle ilgili toplantıyı yaptık. Bazı yasaklama kararları aldık yine. 15 Eylül'e kadar akşam 8'den itibaren Çamlık'ta mangal yakmasını yasakladık. Gündüz saatlerinde herhangi bir sıkıntı yok. Ama akşam saatlerinde 20'den 07 herhalde girişleri değil, mangal yapmayı yasakladık. İlimiz yerindeki tüm ormanlara giriş çıkışları yasaklandı. Özellikle Çamlık bölgemiz ve Akdağ Maden Ormanları bölgesinde Çamlık'ta iki itfaiyeyi gece gündüz nöbetçi bırakacağız iki tarafta da. Bir belediyeden, belediyemiz itfaiyesine, bir orman işletme müdürümüz itfaiyesine, haricinde de İmamiyet Müdürümüzden Toma'yı da polis okulumuzun bahçesinde yedek kuvvet olarak bekleteceğiz. Çamlık bizim bu şehrin en önemli markasıdır. Çamlık korumak sadece bizim değil, hepimizin görevidir. Onu da belirtmek lazım. Tüm hemşehrilerimizden, misafirlerimizden çamla sahip çık onlarına. Yerde ateş yakmak zaten yasak. Yani orman tabanında ateş yakmak zaten kanuna göre yasak. Lütfen dikkatli olun. Elimizdeki kıymetin değerini bilelim. Yani Çamlık, Yozgat'ın en önemli markası. Bu şehri güzelleştiren, bu şehre özellik veren en önemli yer Çamlık. Bu için sadece kurumlarımızın aldığı tedbirlerle değil, yasaklamalarla değil, milletin bir ferdi olarak, Yozgat'ın sevdalıları olarak, Yozgat'a sevdalı olarak gelenler olarak yaptığınız pikniklerde, Çamlık'ta tedbirli olalım. Ve sabahları gezen, akşamları gezen arkadaşlarımız herhangi bir şey olduğu zaman 112, 112, 112 acil çağrılma merkezimize aranması. Bizim orada vatandaşlarımız biliyorsunuz yürüyüşler yapıyorlar. Onlar da bize destek oluyorlar. Motorcu ekiplerimiz destek oluyor. Emniyet, jandarma, zabıta, ormandan yeni bir ekip oluşturduk. Hepsinin beraber olduğu bir ekip oluşturup hafta sonu özellikle alanda olacaklar. Kurallara, alınan kararlara uymayan arkadaşlarımızı da uyaracaklar inşallah. Biz tabii bu işin cezai anlamda değil, sevgi anlamında, doğa sevgisi anlamında, bu doğaya çamla sahip çıkmamız anlamında bu işleri yapmamız gerektiğini düşünüyorum.